Hoş geldiniz. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın, gelin ve başlayalım. Bugün sizlere pozitif enerjimizi korumanın yollarından bahsedeceğim. Şimdi pozitif enerji diyorum bunu ama aslında enerjimizi korumaktan bahsedeceğim. Umuyorum ki bunun pozitif olduğu bir noktadasınızdır. Değilseniz de kendinizle ilgili geliştirmek için çok uğraşıyorsunuzdur. Muhtemelen eğer bu kanaldaysanız zaten isteğiniz de bu yöndedir. Şimdi kendinizi bu kadar geliştirmek için uğraşırken birinin gelip ya da toksik bir insanın gelip ya da sizin toksik bir durumda kaldığınız bir anda her şeyin böyle paramparça olması hiçbirimiz için keyifli değil. Peki bu noktada hani kendimizi, enerjimizi korumak için ne yapabiliriz? Kendi alanımızda kalmak için ne yapabiliriz? Bugün onu konuşmak istiyorum sizinle biraz birkaç maddeyle. Bazen bazı şeyleri kontrol edebiliriz. Eğer kontrol edebileceksek ne güzel. Bakarız olaya. Ben bu olayı kontrol edebiliyor muyum, edemiyor muyum? Edebiliyorsam ne âlâ, o zaman kontrol ederim. Ama bazen bizimle alakalı olmayan ve kontrol edemediğimiz şeyler vardır. Mesela ben burada bir fırtına çıkmasını kontrol edemem bugün. Ki nitekim çıktı. Ama mesela şimdi güneş açtı ve hani videomuz belki bu sefer güneş açmış haliyle daha iyi oldu. Bilmiyorum, bunları kontrol edemem. Aynı şekilde insanların da size nasıl davranacağı gibi bazı şeyleri kontrol edemezsiniz. Kontrol edebileceğiniz şey buna nasıl tepki verebileceğiniz. O yüzden kontrol edemeyeceğiniz şeyleri bırakmayı öğrenmeniz gerek. Direnmemeniz gerek. Bazen bazı şeyleri akışına bırakmak yapabileceğiniz en iyi şeydir. En sevdiklerimden bir tanesi. Kendini kıyaslama. Kendini kıyaslamayı bırakman gerekiyor. Her şeyle ilgili olabilir. Vücudunla ilgili olabilir. Derslerinle ilgili olabilir. Hayatınla ilgili olabilir. Atıyorum o başardı, ben başaramadım olabilir. Belki ebeveynlerinin seslerini duyuyorsun. Hani yetişkin olsan bile hala kafanın içinde. Ama kendini bir noktada yargılamayı senin bırakman gerekiyor. Kendini kıyaslamayı bırakman gerekiyor. Çünkü diğer insanların mutluluğu senin mutluluğundan alıp götürmüyor. Ya da onların başarısızlığı seni başarılı yapmıyor. Bu sadece bize belli zamanlarda anlatılmış hikayelerin beynimize belli bir ses olarak yerleşmiş hali. Ve bu sana iyi davranmıyor. Sadece enerjini öldürüyor. O yüzden bunu bırakman gerekiyor. Sana doğru hissettirmeyen hiçbir şey yapma. Çoğu zaman vücudumuz, hislerimiz, içgüdülerimiz bizi tehlikeden korumak için harekete geçerler. Ve bize bazı şeyler hissettirirler. Mesela endişe hissettiğinizde karnınızın ağrımasının sebeplerinden bir tanesi bu. Vücudunuz bazı olaylara karşı savaş ya da kaç tepkisi veriyor. Ve bu tepkiyi verdiğinde de sizin tehlikede olduğunuzu hissettiği için veriyor. Eğer siz böyle bir şey hissediyorsanız belli bir durumun içerisindeyken vücudunuzu dinleyebilirsiniz. Eğer size bir şey doğru gelmiyorsa, atıyorum belli tarz bir fotoğraf çekimine gitmek istemiyorsanız gitmeyin. Ya da bundan çok daha hani mental olarak yaşayabileceğiniz zorluklar. Eğer biri sizi yemliyor gibi hissediyorsanız bir tartışma için yemi tutmayın. Yani ne kadar orada tutmak isteseniz de, ne kadar bu konuyu hani açıklamak isteseniz de, eğer bu kişinin sizi yemlediğini düşünüyorsanız yapmayın. Tabii ki bunun dördüncü ayağı kendi hislerine güvenmeyi öğrenmek. Her zaman hislerimiz doğru şey söylemeyebilir. Bu hani anksiyeteniz varsa özellikle ya da bir mental durumunuz varsa bazen hislerimiz yanıltıcı olabiliyor. Çünkü mesela anksiyete bozukluğunun en büyük sebebi, hatta yani kilit noktası, aslında o savaş veya kaç responsunun karşılığının çok fazla çalışıyor olması. Yani sanki ormanda bir kaplan sizi kovalıyormuş gibi hissediyorsunuz bir ödevi yapmayı unuttuğunuzda. Ve bu hani anksiyete bozukluğunun getirdiği bir şey. Ama tabii ki bir sürü mental rahatsızlık var ve hani mental rahatsızlığınız olmasa bile bunları yaşayabilirsiniz. O yüzden bazen kendi hislerinize güvenmek doğru olmasa da çoğu zaman içgüdülerimiz bize bir şey anlatıyor. Bir insanın yanında kendinizi rahat hissetmiyorsanız bir şey anlatıyor size. Belki bu insanın tehlikeli olduğunu söylüyor. Belki de sizin bu insanla bağdaştırdığınız, daha önceden yaşadığınız bir şey olduğunu söylüyor. Ama hislerinize güvenmeyi öğrenmeniz lazım. İçeriye bir bakmanız ve sorgulamayı öğrenmeniz lazım. Kendi enerjinizi koruyabilmek için. Çünkü önce sebepleri çözmemiz lazım. Bir şeyleri çözebilmemiz için. Bu çok zor. Ama yine de en önemlilerinden bir tanesi. Toksik kişilerle ve olaylarla iletişiminizi kesmeniz gerekiyor. Ya da olabildiğince azaltmanız gerekiyor. Kendinize zaman vermeniz gerekiyor. Ayırmanız gerekiyor kendinizi oradan.
Hani bunu her zaman yapmak çok kolay değil. Çünkü bazen bu toksik kişiler beraber olmanız gereken insanlar olabiliyor, ne bileyim. Ve onları düzeltmek istiyorsunuz sevginizden dolayı. Ama herkes eğer kurtarılmak istiyorsa kurtarılabilir. Düzeltilmek istemeyen bir insanı düzeltemezsiniz. Bununla özellikle ben çok savaşırım. O yüzden size bunu böyle bir çok önemli bir not olarak vermek istedim. Düzeltilmek istemeyen insanı düzeltemezsiniz. Bu yüzden yapabileceğiniz bazen tek şey kendinizi olaydan uzaklaştırmak olabilir. Bu sadece insanlar olmak zorunda değil. Bazen toksik bir olayın içinde de olabiliyoruz. Mesela bir ilişkinin içerisinde olabiliyoruz. Belki diyelim ki şeydesiniz, bir şirketin içerisindesiniz ve bu toksik bir ilişki yaratıyor sizin işte patronunuzla ya da başka iş arkadaşlarınızla, ki çok oluyor bu yani, özellikle bu dedikodu ve hani iş yeri muhabbetleri bazen çok rahatsız edici yerlere gidebiliyor ve bunlarda da hani kendimizi olabildiğince soyutlamak lazım. Bunu tamamen yapamayacağımızın farkındayım ama olabildiğince diyorum. Görmezden gelmek ve bir şekilde böyle bir sınır çizmek, hayır demek çok önemli. Bazen toksik insanlar sizden sadece bir cevap almak için saldırırlar. Yani narsistlerde vardır genelde bu. Hani senin bir şey demeni isterler. Senin kendini bir şey olarak kanıtlamanı isterler. Mesela insanlara hep şey diyorlarsa işte benim eşim çok sinirlidir, çok kıskançtır diyorlarsa, sizi böyle tanıtıyorlarsa ortamlarda, bu ortamlarda, bunları anlattıkları yerlerde sizin böyle olduğunuzu kanıtlamak için bazı yemler atarlar. Mesela hani bir anda bir telefonlarına bakarlar, ondan sonra saklarlar diyelim ki. Ondan sonra siz de hani ne oluyor diye telefonuna bakmak istersiniz. Bu noktada sizin kıskanç olduğunuzu kanıtlamış olurlar. Yani çok fazla toksik insan tipi var. Bu illa narsist olmak zorunda değiller. Farkında olabilirler, olmayabilirler. Genellikle değiller. Ama uzak duramıyorsak bu davranışları görmezden gelmeyi ve beslememeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani mesela ben kedime bu davranışı yapıyorum. Kediyle insan arasındaki farklılıklar ya da aynılıklar. Kedim bazen oyun oynarken beni ısırabiliyor. Bu noktada ben bütün ev halkını da tembihledim. Diyorum ki eğer siz ısırırsa, tırmalarsa anında kesin oyun zamanını ve bir yarım saat, bir saat görmezden gelin. Size gelip sürtünürse ayrılın. Hiçbir şekilde onunla ilgilenmeyin. O zaman zaten şey yapıyor, hani böyle bir mutsuzluk şeyi gösteriyor, geliyor, hani sevdirmeye çalışıyor falan. İnsanlar da aynı şey geçerli. O yüzden görmezden gelmeyi öğrenin ve anlayış göstermeyi öğrenin. Bu çok zor. Çoğumuz bu sabır kapasitesine sahip değiliz. Yani Buda mıyım ben ya da Mevlana mıyım, gitsin başkaları kabul etsin onu olduğu gibi diyebilirsiniz. Ama ya böyle diyorsanız bu tabii ki sizin kararınız. Ama eğer derseniz ki hani ben biraz daha gelişmiş bir insan olmak istiyorum, o zaman anlayış göstermeyi öğrenebilirsiniz. Bu nasıl olabilir? Mesela kızım bir tanesi benim sevgilimi taciz edip duruyor. Hatta kardeşini de. Salak saçma sürekli işte bir şeyler yazıyor. Ama taciz artık ve sevgilim çok rahatsız oluyor bundan. Muhtemelen de kız benden gelmiş. İşte benim elimden alacakmış falan filan böyle. Babasına bile yazdı yani. Düşün. O aileden birini alacak kız. Neyse. Kendimi şey derken buldum sevgilime. Yani kim bilir hani kendi evinde nasıl bir duygusal şiddet görüyor. Belki taciz ediliyor ki hani kendini kanıtlamak için, kendi özgüvenini kanıtlamak için başka birinin sevgilisini almak durumunda hissediyor kendini ya da tanımadığı birini elde etmek için bu kadar uğraşıyor. Bu hırsın başka bir anlamı yok çünkü tanımıyorsun, etmiyorsun. Neden böyle hissedebilirsin? Yani bu tarz insanların genellikle bir backstory'si oluyor. Yani arka planda yaşadıkları çok büyük problemler oluyor. Ve bunları anımsamak size belki bir tık daha iyi hissettirebilir kendinizi. Onlara karşı davranışın ve biraz daha yumuşatabilir en azından. Herkesin hayatında çok kötü şeyler olabiliyor. O yüzden bunu hatırlamaya çalışın, bunu aklınıza tutmaya çalışın mutlaka. Burada Martin Luther King'in bir sözünü söylemek istiyorum. Karanlık karanlığı yok edemez, bunu sadece aydınlık yapabilir. Nefret, nefreti yok edemez. Bunu sadece sevgi yapabilir. Bunu aklınızda tutup nasıl
almanız gerekiyorsa öyle alın lütfen. Tamamen size kalmış. Bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ama kendi enerjimizi korumak için bazen kontrol edebildiğimiz şeyleri sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Sınırlarını belirlemek. Çok önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani kendi sınırlarınızı mental, ruhsal olarak belirlemeniz gerekiyor. Mesela genellikle empatların yaptığı bir şey vardır. Empat nedir? Empat, diğer insanların duygularını, hislerini hissedebilen insanlardır. Yani mesela ben birinin yanındayken onu ayna gibi göstermeye başlıyorum. Ben oldukça fazla hisseden bir empatim mesela. O yüzden de ne oluyor? O insanı aynalamış oluyorum. Yani bir insan yanımdayken üzgünse onun üzgünlüğünü hissedebiliyorum. Peki bunu neden aynalıyorum? Çünkü bir dış sınır koymuyorum kendime. Çoğu zaman unutuyorum. Eğer kendinize bir sınır çizmeyi unutursanız, bu benim sınırım, buradan sonrası insanlar demeyi unutursanız, o zaman diğer insanların hislerini hissedebilirsiniz. Onların toksik davranışları size daha çabuk ulaşabilir. O yüzden kendimizi bir şekilde bir sınır dahilinde hayal etmemiz lazım. Mesela empatlar için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Meditasyon yapıyorsunuz diyelim ki. Sınır çizme hayal edebilirsiniz. Yukarıdan gelen bir beyaz ışığı hayal edip mesela bu beyaz ışığın sizin vücudunuzun etrafında bir çizgi olarak dağıldığını ve her yerinizi kapladığını hissedebilirsiniz. Sanki böyle bir eldiven gibi tüm vücudunuza giydiğiniz. Ve hani bunun içerisine başkalarının hislerinin geçemeyeceğini hayal edebilirsiniz. Bu sık sık tekrarlamanız gereken bir savunma yöntemi olabilir. Ama bunun biraz daha mental kısmında da bu duvarı kendiniz koymalısınız davranışlarınızla. Mesela ben bana bunu yapılmasından hoşlanmıyorum. Mesela ben çocukken çok özellikle delinen bir sınırımı söylemek istiyorum şimdi size. Ben öpülmekten hiç hoşlanmıyordum çocukken. Neden hiç bilmiyorum ama çok iğrenç geliyordu bana. Öyle diye öpen şeyler, akrabalar, insanlar. Hani kendi ailemin bile böyle yalap şap öpmesinden hoşlanmıyordum. Ama inatla insanlar bu sınırı delmeye devam ediyordu. Ve ben bir çocuk olduğum için tabii ki hani beni öpmeyin istemiyorum dediğimde kimse beni sallamıyordu. Aslında bunun adı taciz. Ve bu hangi niyetle yapılırsa yapılsın birilerinin sınırlarını ihlal etmek demek. Yani sizin de birilerinin sınırlarını istemediği şekilde ihlal etmemeniz gerekiyor. Aynı şekilde birilerinin de size bunu yapmaması gerekiyor. Ve eğer birilerinin size bunu yaptığını düşünüyorsanız fiziksel, mental fark etmez. Bunu bu noktada yetişkin olarak sesinizi çıkarmanız gerekiyor. Ben bunun yapılmasını istemiyorum. Ben bana sesinizi yükseltmenizi istemiyorum. Ama bu noktada sizin de insanların sınırlarını aşmıyor olmanız çok önemli. Yani benim sınırlarımı aşmayın, benim sınırlarım var deyip ondan sonra insanları oradan saldırırsanız, oradan bomba atarsanız o zaman bu da mantıklı değil. Çünkü o insanların sınırlarını delmiş oluyorsunuz. Yani siz saygı duymazsanız onlar size neden duysun? Hayır demeyi öğrenin. Bu da çok önemli. Yine sınırları çizmenin bir parçası. Bazen bazı şeyler hayır demeniz gerekiyor. Eğer bir şey yapmak istemiyorsanız lütfen hayır deyin. Çünkü mesela benim en sinir olduğum şeylerden bir tanesi bir şey yapmak istemeyen insanların tamam yaparım deyip ondan sonra ya yapmaması ya da yaparken şikayet etmesi. Bir şey yapmak istemiyorsanız hayır deyin. Herkes için en hayırlısı o olur. Fun. Nazik olmayı öğrenin. Kendinize karşı ve insanlara karşı. Bunun için sevgiye ihtiyacınız var. İçinizde sevgi büyütmeyi öğrenin. Aynı bir tohum büyütür gibi. Bu çok önemli. Lütfen nazik olmayı öğrenin. Son olarak söyleyeceğim, vereceğim tavsiye de çok önemli ve herkesin uyması gerektiğine inandığım bir, yürekten inandığım bir tavsiye. Söyleyecek iyi bir şeyiniz yoksa konuşmayın. O kadar basit ki. Sebebi genellikle YouTube yorumlarında falan böyle çok sinirlenirim böyle şeylere. Yani madem bu kadar nefret ediyorsun benden, neden paragraf yazıyorsun videomun altında? Bu benimle mi ilgili, seninle mi ilgili? Bölünme için özür dilerim. Evimin balkonunda video çekiyorum. Sokakta insanlar durup evimin balkonuna kilitlenip bakabiliyorlar. Bilmiyorum, sokağa çıkma yasaklarını kesinleştirsek mi diyorum ben? Hep mi kalsalar? Yani mesela sınır çünkü bu. Delinen sınırlara çok büyük bir örnek işte. Hani el salladım en son. Adam durdu bakıyor çünkü. El sallamak yok, bir şey demek yok. Durdu, kilitlendi, bakıyor. Neyse. Sinir.
bilemeyeceğim. Ne diyorduk? Söyleyecek iyi bir şeyimiz yoksa susmayı öğreniyoruz. Hayatımın en iyi mottolarından bir tanesi. Çünkü eğer kötü bir şey söylerseniz zaten olayı uzatan siz olursunuz. O yüzden eğer söyleyecek iyi bir şeyiniz yoksa insanlara karşı söylememeye çalışın. Evet, bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.